Merhaba sevgili arkadaşlar Arkadaşlar bu dersimizde sizlere e, ara modlardan Instruments yani ölçü aletleri kısmındaki osiloskop ve e, Sinyal jeneratöründen bahsedeceğim bu ikisi birbirini tamamlayan elemanlar olduğu için ölçü aletleri Olduğu için Bu ikisini anlatmak istedim bu derste Şimdi sevgili arkadaşlar osiloskop ve e, sinyal jeneratörü nedir Osiloskop bakın proteus bu şekilde Şuraya bir tane koyalım bir tane de e, sinyal jeneratörü koyalım nerede bakın şu ölçü aletleri kısmında sinyal jeneratörü koyduk o da bu şekilde daha sonra bakın onları biraz daha yaklaştırıp büyüttüğüm zaman daha net göreceğiz şimdi osiloskop elektronikte en çok kullanılan ölçü aletlerinden bir tanesidir belki ilk üçtedir arkadaşlar e, ne yapar Osiloskop herhangi bir devrede ki herhangi bir devredeki sinyalleri ölçer arkadaşlar. Sinyalleri ölçmeye yarar. Sinyal jeneratörü ise sinyal adı üstünde jeneratör üreteç sinyal üretmeye yarar. Ben eğer sinüs sinyali istiyorsam sinüs sinyali, kare dalga istiyorsam, üçgen istiyorsam veyahut da is belli başlı e, sinyaller var. Onlar üretmeye yarar. Bakın, ikisini karıştırmayalım. Osiloskop sinyalleri ölçer, sinyal jeneratörü sinyal üretir arkadaşlar. Bunların e, görünümlerine de bakalım. Arkadaşlar bunların görünümleri işte bu şekildedir. Bakın, e, işte osiloskopumuz ve e, sinyal jeneratörümüz, sinyal jeneratörümüz de budur. Oysas kodumuzun işte burada işte çeşitli kademeleri mevcut. Volt bölü division işte şöyle yapalım bakın. Volt bölü division efendime söyleyeyim time bölü division kanal e, CH1 kanal B CH2 X trigger e, işte modu buraya da zaten sinyal jeneratörünün e, ile bağlantısı yapılıyor. Yine çeşitli kademeleri mevcut. Şimdi e, dönecek olursak tabi şeyde de e, sinyal jeneratörümüzde de arkadaşlar, çeşitli kademeler mevcut. İşte frekans kademesi, genlik kademesi, frekansın tipi kademeleri gibi çeşitli kademeler mevcut. Şimdi e, osyaskoptan başlayacak olursak proteusta osyaskopun 4 tane kanalı bulunmaktadır. Genelde osiloskoplarda gerçek günlük hayatta 2 tane kanal bulunuyor. Fakat bu bir e, simülasyon programı olduğu için daha esnek olarak kullanmışlar. A, B, C, D. Dört tane kanal var. Bu ne demek? Benim osiloskopum dört farklı sinyali ölçebilir demek. Yine e, sinyal jeneratöründe de proteosa görüntüleri farklı. Artı, eksi uçları var. Bu e, biz şu ucu kullanıyoruz. Proteosa artı ucunu. Şu eksi ucu zaten direkt e, e, kullanmıyor. Proteosa kullanmıyoruz. Yine burada da, da sinyal şekilleri mevcut. Şunlara gerek yok EMFM. Şimdi arkadaşlar bakın ben aldım A kanalına bağladım. Evet sinyal jeneratörümü bağladım. Şimdi ne yapacağım ben bir sinyal ölçmeye çalışacağım. Hemen başlattım evet. Bu ostaskobun ekranı. Görüntüsü bu da ee, sinyal jeneratörümün ekran görüntüsü. Şimdi arkadaşlar ben A kanalını kullandım. Bakın buradaki ayarlarla oynuyorum. Sadece A kanalını şunu da genliğinde yükseltelim. Ne yaptık? A kanalının e, sinyalini gördüm. Neden? Ben jeneratörü A kanalına bağladım. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın sinyalimi daha kolay görmem için A kanalındaki volt bölü division yani kendik kadememi biraz arkadaşlar seviyesini düşüreceğim bir yaptım. Bakın bir yapınca genliğim yani e, benim dalga şu BCD kanallarını kapatalım bunları kullanmıyoruz A kanalını daha net görmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben sinyalimi daha rahat görmem için oscilloskopun volt bölü division. Bakın şu kademesinde bir değişiklik yapabilirim. Yani kademe kademeyi daha düşük seviyeye getirerek sinyalimi daha rahat görebilirim arkadaşlar. Şimdi frekansımızı da ayarlayalım sinyal jeneratöründen. Bakın frekans seviyemiz nerede? E, frequency bakın şurada frekansımızı bakın burada azalttık. Daha da azalttık. Biraz artıralım. Bakın. Şimdi frekansımız e, hangi kademede? 10 Hz seviyesini. Ben yine frekansımı daha rahat görmek için benim osiloskopumdaki time bölü division'ı bakın değişerek time'ı artırsam frekansım azalır. Time'ı azaltırsam frekansım artar. Fakat ben osiloskopta sinyalimin hiçbir değeriyle oynamadım. Sadece rahat görebilmek için ne yaptım arkadaşlar? Ee, buradaki kademeleri değiştirdim. Şimdi dediğim gibi osiloskopta 4 adet kademe bulunuyor. A, B, C, D, 4 farklı sinyal bağlayarak sinyallerimi ölçebilirim arkadaşlar. Ee, bu kademe benim volt bölü division kademem. Şu kademe benim time bölü division kademem. Time bölü division'da arkadaşlar time'ımı artırırsam kademesini artırırsam frekansım azalır. Çünkü f eşittir 1 bölü t'dir. Time azaldı, azalırsa frekans artar. Yine volt bölü division'da da bakın. 0-1'e getirdim. Ee, kare seviye martı. Neden? Bakın 0-5'e getirince 1-2-3-4-5-6-7-8-9 yaklaşık 10 kare. Evet yaklaşık 10 10 çarpı 0.5. Benim genliğim 5 volt. Ee, yine 1'e getirsem bakın 1 çarpı 1-2-3-4 pardon 0-5'e 0, 0, getirdiğimde 1-2-3-4-5-6 Evet. Genliğim e, tepeden tepeye değerim. 5 volt genliğim. Nedir arkadaşlar? 5 bölü 2. 2.5 volt. Yine 1'e getirdiğimde. Bakın 1-2-2.5 seviyesinde benim genliğim. Tam ortalayalım. Yine 2.5 volt. 2'ye getirdiğimde bakın. Daha net ölçe. 5'e getirdiğimde 1 kare olacak. 1'i 2'ye böldüğümüzde ne olacak arkadaşlar? Bakın 1 kare. Yine genliğim. 2.5 volt. O, evet. Osiloskopun kullanımı bu şekilde burada Bu sinyal jeneratörüne geldiğimiz e, zamana e, sinyal jeneratörüne bakarsak bakın sinyalin şekli, bakın sinüs sinyali. Bakın buradan değiştirdim. Kare dalga yaptım. Sinüs yaptım, üçgen yaptım. Gördüğünüz gibi çeşitli kademelerde kullanabiliyorum range arkadaşlar benim oranım bu ıı, genlikle alakalı. Bakın genliğimi e, 1 volt seviyesinde burada bakın. Burada 0.1 volt genliğim. E, hatta şurada biraz daha şey yapalım. E, level seviyem de benim yine e, gördüğünüz gibi burada e, daha net ayarlayabiliyorum genliğimi. Frekans değerim bakın frekansımı artırdım frekansımı azalttım Frekansım ve Kıymetli arkadaşlar Burası da benim Yine Frekans değerlerini daha hassas ayarlayabildiğim Büyümem Evet arkadaşlar ee, sinyal proteus'ta osiloskop ve sinyal jeneratörü bu şekilde Iııı Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Kafanıza takılan soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.